Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığın adaylığını açıklayan Özgür Özel, grup başkanlığını fiilen bıraktığını açıkladı. Detayları Haber Global muhabiri Saliha Çolak'tan alacağız. Saliha, nedir son durum? Evet, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile buradaki meclisteki makamında baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmede istifa meselesi değerlendirildi ve varılan nokta, varılan mutabakat Özgür Özel'in fiilen görevi bırakması. Aslında tabii fiilen görevi bırakmak ne anlama geliyor? Resmi bir istifa söz konusu değil. Bunun gerekçesini açıkladı Özgür Özel. Burada parlamento muhabirleriyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. O da nedir? Aslında resmen istifasını verirse Özgür Özel 10-12 gün sonra burada grupta bir seçim yapılması gerekiyor. Yani milletvekillerinin yeni grup başkanını seçmesi gerekiyor. Kurultay öncesinde grubu bu şekilde ayrıştırmak, bir tartışmanın içine, bir rekabetin içine sokmak istemediklerini söyledi. Özgür Özel bu konuda genel başkanla mutabık kaldıklarını bildirdi. Dolayısıyla bu süreçte fiilen yetkilerimi kullanmayacağım dedi. Zaten Anadolu'da olacağım, il kongrelerinde olacağım, Trakya'da olacağım. Dolayısıyla bu süreçte grupla ilgili, grup başkanlığıyla ilgili yetkilerimi kullanmayacağım. Grup başkan vekilleri bu görevi yürütecek dedi. Ve hatta meclisteki grup başkanına tahsis edilen makam aracını da bıraktığını söyledi. Zaten il kongrelerine makam aracıyla gitmeyecektim dedi. Dolayısıyla yeni bir durum, yeni bir tablo, yeni bir karar. İlk kez tabii bu oluyor. Hem genel başkan grup başkanı değil, grup başkanı bir milletvekili, hem de genel başkanın karşısına seçim sonrasında kurultayda aday olarak çıkmış bir isim Özgür Özel. Dolayısıyla iki genel başkan adayı olarak bir anlamda görüşmüş oldular ve tabii birbirlerine karşı bir takım açıklamalar da var. Özellikle Özgür Özel'in il kongrelerinde yaptığı konuşmalarda dile getirdiği eleştiriler var. CHP yönetimine seçim sürecinde genel başkan dahil olmak üzere ciddi eleştiriler var. Yetkili organların devre dışı bırakılmasından atanmış danışmanların karar vermesine kadar değişik eleştiriler gündeme getiriliyor. O sert eleştiriler ikilinin görüşmesinde gündeme geldi mi başka bir konu, görüşmedik dedi Özgür Özel. Dolayısıyla bu İstifa konusunda daha önce kendisi kurultay tarihi açıklandığında, kurultay kararı resmen alındığında bu konuyu değerlendireceğim demişti ki hatırlanacaktır. Zoom toplantısından bu yana tartışılıyor. Özgür Özel orada genel başkanın vekilidir. Dolayısıyla o makamda bulunmaması gerekir, istifa etmesi gerekir şeklinde tepkiler gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından, genel merkez kanadından o tepkiler karşısında da Özgür Özel hayır ben grupta seçildim, grubu temsil ediyorum, genel başkanın vekili değilim, atanmış bir grup başkan vekili değilim demişti ki o yanıta karşı da aslında grupta bir seçim olmadı. Genel başkan tercih kullandı ve bu isimler karşılığında aday olmadan çıktı. Dolayısıyla Özgür Özel bir yerde genel başkanın vekilidir şeklinde de yanıtlar verilmişti. O tartışma nihayete ermiş oldu. En azından an itibarıyla Özgür Özel grup başkanlığı görevini fiilen bıraktığını açıklamış oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Kurultaya kadar ertelenmiş bu karar, bu resmi istifa kararı bir anlamda kurultayda yeni bir yöne girecek. O da nasıl? Eğer Özgür Özel genel başkan seçilirse yeni bir seçime gerek kalmayacak. Grupta milletvekilleri açısından grup başkanı olarak, milletvekili olan bir genel başkan olarak, grup başkanı olarak görevine devam edebilecek Özgür Özel. Ancak seçilemezse bu durumda ne olacak? Bu durumda da yeni bir grup başkanı seçimi gerçekleşecek. O noktada artık istifası geçerli olacak Özgür Özel'in. Tabii Kılıçdaroğlu o aşamada yeni bir karar almazsa, yeni bir yön belirtmezse şu an için tablo kurultaya kadar o istifanın resmen ertelendiğini ancak fiilen yürürlüğe konulduğunu gösteriyor. İki ismin görüşmesinde alınan karar en azından an itibariyle şimdilik bu şekilde. Yani Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel görüştüler ve Özgür Özel'in grup başkanlığının fiilen sona ermesine karar verdiler. Resmi istifa ise kurultaydan sonra gelecek.